Abi yeni sezon tüm Kocaeli Spor Camiası'na hayırlı olur inşallah. Amacımız tabii ve beklentimiz sezon sonunda şampiyonluğa ulaşıp 15 yıllık hasrete son verebilmek. Dolayısıyla bu doğrultuda çalışmalarımız lig bittiği andan itibaren başlamıştı. Ve bugüne kadar yeni yönetimimizle, Recep Başkan ve yönetimiyle gayet olumlu, gayet böyle koordineli bir şekilde çalışıp özellikle transfer çalışmalarında belli bir noktaya geldik aslında. Bundan sonraki süreç de tabii yoğun bir şekilde devam ediyor. Bizi Süper Lig'e taşıyacak kadronun bu sene inşallah çok doğru bir şekilde organize edilip, kadro planlamasının çok doğru bir şekilde yapılıp, daha sonraki süreci de istediğimiz şekilde geçip inşallah Kocaeli Spor'un yani yıllardır süren bu Süper Lig hasretine bizim cevap verme zorunluluğumuz var. Geçen sene tabii çok yaklaştığımız aslında Süper Lig'e sonrasında kendi hatalarımız sebebiyle maalesef rakiplerimize hediye ettik. Ve tabii istemediğimiz çok zamansız ve gereksiz ayrılıktan sonra sezon sonunda tekrar görev almaya başladık. Ki yani bunu özellikle istedim. Çünkü yani bu Kocaeli ile şehirle, Kocaeli Spor'la alakalı benim gerçekten çok büyük hayallerim var. Ve o yarım kalan hayalimi tamamlamak için bu görevi tekrar kabul ettim ben. Ve açık söylemek gerekirse camiamıza, şehrimize ve taraftarımıza bir Süper Lig borcumuz var bizim. Bugün yarın bitecek iki tane stoper transferimiz olacak. Bir sağ kenar, iki tane forvet, bir de ofansif bir orta saha alarak transferi tamamlamayı düşünüyoruz. Arkada defans oyuncularından bir tanesi yabancı olacak büyük bir ihtimalle. Ama şundan taraftarımız kesinlikle emin olsun ki biz işte bundan önce yaptığımız transferlerle de ne kadar kaliteli ve güzel bir kadro oluşturacağımızın sinyalini verdik zaten. Bundan sonraki transferler de bu kalitede, hatta daha üzerinde kalitede oyuncular olacak. Vallahi çalışacağım. Elimden geleni yapacağım. Takdir hocanın, patronu. Bizim görevimiz çalışmak. Görüştük, daha iki gün önce görüştüm. İsmail kardeşim maşallah çok geliştirdi kendini. Hak ettiği yerlere ulaştı. Vallahi çok seviniyorum ben de. Yani böyle performanslar verince de çok mutlu oluyorum. Ve irtibattayız. 2-3 günde bir konuşuyoruz. Hakkında inşallah hayırlısı olur onun da. Ya geçen sezon da şampiyonluk parolasıyla başlamıştık lige. Dediğiniz gibi ilk yarıda iyi bir performans sergilemiştik ama ikinci yarıda maalesef istediğimiz sonuçları alamadık. Gerçekten kötü bir ikinci yarı geçirdik yani genel anlamda. Yani hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşamadık. Playoff oynadık. Playoff'ta da ilk maçta elendik. Yani gerçekten bence çıkabilirdik geçen sene ama yapacak bir şey yok. Önümüze bakacağız artık. Geçen sene de kaldı. Tabii ki bütün şehirde olduğu gibi bizde de bir hayal kırıklığı oldu geçen sene bu hedefimizi yapamadığımızdan dolayı. İnşallah dediğim gibi geçen seneki hatalardan ders alıp bu sene zaten göründüğü gibi daha planlı programlı gidiyor. İnşallah bunu geçen sene yapamadığımızı bu sene sezona yayarsak bu seneki hedefimiz olan şampiyonluğa bu sene ulaşacağımızı düşünüyorum. Yani transfer başladı. 4-5 tane transfer oldu. Bu isimlere baktığımızda dışarıda da buraya gelmeden önce Kocaeli Spor'u takip eden arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz Zunda söylediği. Yani nokta transferlerin yapıldığı ve bundan sonra nokta transferlerin yapılacağını ben biliyorum. Yönetimimiz, hocamız bu konuda yoğun bir çalışma sarf ediyor. Bu şekilde bugüne kadar alınan oyuncular gibi mevkilere nokta transferler yaparak Kocaeli Spor'un bence ki bu seneki hedefine ulaşacağını düşünüyorum. Evet, değiştik yine ilk grup.